Erdoğan yaklaşık bir 40 dakika önce SSK emeklileri ve Bağkur emeklileri için refah payını açıkladı. Sadece %5 verdi. %37'nin üstüne %5 ilave edeceksiniz. %42 zam alacaksınız. En düşük emekli maaşı, bunu da Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. En düşük emekli maaşı, bunu kök maaş üzerinden hesap ettikleri için 7500 liradan 10.000 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşı da bu. Yani bunun ötesinde şu anda bir gelişme yok. Ama bu köprünün altından bir kez daha söylüyorum, çok sular akar. Biz 1-2 ay içerisinde emeklilerle, özellikle SSK emeklileri ve Bağkur emeklileriyle ilgili tekrar bir yeni düzenleme karşımızda görebiliriz. Çünkü seçim yaklaşıyor. Ya diyeceksiniz ki peki asgari ücret ne oldu? Emekli işinde öğrendik. Asgari ücret, evet, zammı almıştı. Asgari ücretli 17.002 ama daha cebe girmedi. Bugün ayın 16'sı 15. 16 gün sonra ilk asgari ücretlerini alacaklar. 17.002 TL. Aslında ceplerine 17.002 TL girmeyecek. Terzi ile tavşanın hikayesine benziyor. Tavşan önden kaçıyor, terzi arkadan kovalıyor. Ne oluyor buradaki tavşan? Zamlar oluyor. Yakalamaya çalışan asgari ücret. Hiçbir zaman yakalayamıyor. Asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına zam geldi ama bu zam daha cebe girmeden eridi. Altın da, dolar ve euro da arttı. Çoktan eridi. Zam gelmeden fiyatlar pahalanıyor. Bırakın altın, doları. Peynir, zeytin, her şey artıyor. Milletin cebine zamlı maaş girmeden her şeye zam geldi. Asgari ücret 17.002 lira olarak açıklandığında dolar 29,39, gram altın 1955 liraydı. Aradan bir ay dahi geçmeden dolar 30 lirayı aştı. Altın 2000 lirayı zorluyor. Haftaya 1981 liradan başladı. Asgari ücret açıklandığı gün 578 dolara karşılık geliyordu. Bugün 564 dolar, 14 dolar, yani 421 lira buharlaştı. Asgari ücretli 27 Aralık'ta 8,69 gram altın alabilirken bugün 8,58 gram alabiliyor. Daha da artar bence, daha da kötüye gidiyor. Esnafın durumu, hali şu an gerçekten çok zor. Arttıkça, yükseldikçe bizim işler tamamen duruyor. Seçimden sonra daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Artık geçim derdindekiler maaş zammı da istemiyor. Yeter ki şu artış dursun diyorlar. Keşke asgari ücret hiç artmasa ama zam da gelmese daha iyi olur diye düşünüyorum. Böyle kalsın ama her şey de normale dönsün yani. Vallahi yürüyün ha. Şimdi sizler seyrederken bizler de burada tartışıyoruz tabii ki. Mesela eskiden asgari ücret, özür dilerim, emekli maaşı asgari ücretin üstündeydi. Bunu yaşayanlar, geçmişte yaşayanlar bilir. Ha, 1,5 kat üstündeydi, ha 2 kat üstündeydi. Ama üstündeydi. Bugün geldiğimiz noktada, bakın, bugün geldiğimiz noktada çok sayıda insan 17.002 liranın altında maaş alıyor ya. Çünkü emeklinin şu anda çalışmasa zaten 10.000 lira maaş alan bir emekli düşünün. Minimum. Çalışmadan yaşayabilir mi? Soruyorum size ya. İkinci bir iş yapmak zorunda, üçüncü bir iş yapmak zorunda. Adaletsiz bir gelir dağılımı var. Çok büyük bir adaletsizlik var. Şimdi birisi de şöyle demiş, Fatih demiş, babamın malı. Fatih, Yılmaz Hoca hakkında kararı sen değil de Eskişehirliler versin. Ben zaten karar filan vermiyorum. Ben karar merci değilim. Sadece bir makama geçemedikten sonra, o makama oturmadıktan sonra içinizdekileri dökerken dikkatli olun diyorum ben. Benim demek istediğim bu. Yani karar, zaten ben karar verme merci değilim ki. Öyle bir durum da yok. Sen dediğimi anlamıyorsun. Aklını bir düzelt istersen.